Herkese merhabalar. Kanalımda daha önce Gemini'nin tüm özelliklerini tek bir videoda anlatmış, ardından da farklı bir videoda Notebook Elem'in tüm özelliklerini nasıl kullanabileceğimizi göstermiştim. Şimdi Google bu iki dev gücü tek bir sohbette birleştirdi. Gemini'nin metin kutusundaki o küçük artı butonu artık çok daha güçlü. Bugün Notebook Elem'i doğrudan Gemini'nin içerisine bir beyin olarak nasıl yerleştireceğimizi ve bunun iş akışınızı nasıl hızlandıracağını uygulamalı olarak göstereceğim. Eğer hazırsanız entegrasyonumuz şimdi başlıyor. Buradaki artı butonuna tıkladığımızda buraya Notebook Elem seçeneği eklendi. Bu seçenek için Notebook Elem içerisinde oluşturduğumuz tüm defterlere açılan bir kapı diyebiliriz. Bunu seçtiğimiz an Gemini artık sadece genel bir yapay zeka değil, sizin yüklediğiniz PDF'lerin, ders notlarının ve videoların uzmanı haline geliyor diyebiliriz. Eskiden dosyaları tek tek buraya yüklemeye çalışıyorduk ama artık hazır kütüphanemizi saniyeler içerisinde Gemini'ye kaynak olarak tanımlayabiliyoruz. Peki bu bize ne kazandırıyor? Bakın Notebook Elem tek başına internetten güncel veriyi çekemezdi ama şimdi Gemini'ye şunu diyebiliyorum. Bağladığım bu 50 sayfalık eğitim raporuna göre bir analiz yap ama bu analizi bugün sabah yayınlanan güncel eğitim haberleriyle harmanla dediğimizde ortaya hibrit bir güç çıkıyor. Notebook Elem'in akademik derinliği ile Gemini'nin güncel zekası burada birleşmiş oluyor. Şimdi isterseniz bir örnek yapalım ve konuyu daha iyi anlayalım. Notebook Elem içerisindeki notlarımızı kullanarak Gemini'de saniyeler içerisinde profesyonel bir sınav veya ders planı nasıl oluşturabiliriz? Bunu görelim. Sadece bizim kaynaklarımıza yani Notebook Elem'in kaynaklarına sadık kalarak halüsinasyonsuz bir sınav sorusu hazırlamış olalım. Araçlardan Notebook Elem'e tıklıyorum ve karşıma gelen seçenekte daha önce Notebook Elem içerisinde 2. Dünya Savaşı'nı incelemiştik. Bununla ilgili bir soru hazırlamış olalım. Buradaki not defterimi seçiyorum ve ekle diyorum. Bakın buraya not defterim eklendi. Şimdi Gemini'ye şöyle bir soru soracağım. Ek'teki not defterinde yer alan Stalingrad Muharebesi ve Normandiya çıkarması bölümlerine sadık kalarak 8. sınıf öğrencilerinin anlayabileceği sade bir dille 5 adet çoktan seçmeli, 2 adet açık uçlu soru hazırla, cevap anahtarını da en alta ekle. Ve not olarak da şunu dedim, sadece bu kaynaklardaki bilgileri kullan, dışarıdan bilgi ekleme dedim ve gönder butonuna basıyorum. Şimdiye kadar Gemini'ye soru soruyorduk, o da internetten cevap veriyordu. Ama şimdi roller değişti, ben ona kendi kütüphanemi veriyorum. Artık sadece benim kaynaklarımın uzmanısın diyorum. O da sadece benim kaynaklarımı araştırıyor, dışarıya çıkmıyor. Bakalım 2. Dünya Savaşı notlarımızın üzerinden Gemini bize nasıl bir soru hazırlayacak? Evet, sorularımız oluştu. Bakın çoktan seçmeli soruları buraya verdi. Açık uçlu soruları da buraya vermiş oldu. Cevap anahtarlarını da buraya çıkarttı. Açık uçlu cevap anahtarları için de bize cevapları vermiş oldu. Üstelik bize ne yaptı bakın? Burada kaynaklarını da belirtmiş oldu. İşte en güzel tarafı da bu. Halüsinasyonsuz dışarıya da çıkmadı. Hangi soruyu hangi kaynaktan almış olduğunu burada bize belirtti. Standart Gemini sohbetinde PDF yüklediğimizde limitler çabuk dolabiliyor veya tek bir sohbete 10 dosya yükleyebiliyorken artı butonuyla bir not defterini bağladığımızda ücretsiz hesapta 50 kaynak, Pro modelinde yüzlerce kaynağı aynı anda Gemini tarafından incelenebildiğini de görebiliyoruz. Devasa bir veriyi tek tıkla Gemini'ye bağlayabiliyoruz. Eğitimciler için bu özellik binlerce sayfalık müfredatı ve kendi notlarınızı Gemini'ye tek tıkla öğretmek demek. Sizler bu artı butonuyla Notebook Elem özelliğini hangi işinizde kullanmayı düşünüyorsunuz? Ödev hazırlamada mı, rapor analizinde mi yoksa bu şekilde soru hazırlamada mı? Yorumlarda buluşalım. Bu tür özel güncellemeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.